Merhabalar, ben bugün sizlere geri bildirimle ilgili küçük bir çalışma önereceğim. Ken Blanchard'ın çok güzel bir sözü var. Diyor ki, geri bildirim şampiyonların kahvaltısıdır. Gerçekten de geri bildirim almak ve vermek gelişim anlamında çok değerli bir ritüel. Ancak biz Türklerin hem alma hem verme sürecinde biraz zorlandığını söylemek mümkün. Neden peki geri bildirim almamız lazım? Çünkü evet bizim bir kendilik algımız var ama bazen bu kendilik algımız içimizdeki narsistik tarafın da teşvikiyle biraz fazla abartılı olabiliyor. Yani kendimizi olduğumuzdan daha iyi, daha güzel, daha çalışkan görme eğilimimiz olabildiği gibi tam tersi de olabiliyor. Yani indirgenmiş bir kendilik algısı da olabiliyor. Güçlü yönlerimizi göremiyoruz. Kendi değerimizin çok da farkında olamıyoruz. Her iki durum da çok sağlıklı değil. Bunu daha objektif bir yere çekmek çok önemli bir nokta. Dolayısıyla kendinize böyle dörtlü bir soru seti hazırlayabilirsiniz. Birincisi şu, ben kendimi nasıl görüyorum? İşte güçlü yönleriniz, zayıf yönleriniz, fırsat olarak gördüğünüz şeyleri yazın. İkincisi, başkaları beni nasıl görüyor? Ve bunu farklı kimliklerinizde yapın. Çünkü anne, baba, eş, çalışan, yönetici kimliklerimizde farklı davranış kalıplarını sergiliyor olabiliyoruz. Ve bunların farklı tesirleri olabiliyor. Üçüncü soru, benim kendimi gördüğüm durum ile başkalarının beni gördüğü durum arasında ne gibi farklar var? Dördüncü soru ise ben neyi geliştirebilirim? Yani bu çalışmadan neyi çıkardım? Çok güzel bir söz var, anonim. Diyor ki, bir kişi sana at derse gül ve geç. İki kişi sana at derse şöyle bir düşün, neden dedi acaba diye. Üç kişi sana at derse git ve kendine bir eğer al. Bu geri bildirimler içerisinde özellikle tekrar eden bazı durumlar ve konular varsa onları ayrıca listeleyin ve size neyi düşündürdüklerini fark edip bir takım değişim yönünde aksiyonlar ve eylemler planlayın derim. Başka bir çalışmada da o geri bildirimi nasıl alacağınıza dair dörtlü bir soru seti hazırlayarak sizlerle paylaşacağım. Çok teşekkür ediyorum.